Arkadaşlar daha önce 1750 beğeni istedim, yaptınız. 2000 beğeni istedim, onu da yaptınız. Şimdi nasıl olsa yapamayacaksınız. Ama eğer yaparsanız 3000 beğeni gelirse eğer bu video 3000 beğeni gelirse 90 gen çağlar süyünce alıyoruz ve kadromuz Türk bir oyuncuyla şenlenecek ve efsane olacak arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir tane oyuncuyu 90 gen yapacağız ve çok önemli sorular soracağım sizlere. Videoyu kesinlikle baştan sona izleyip Hiçbir detayı kaçırmayın arkadaşlar. İlk olarak en önemli sorumu soruyorum sizlere. Bakın videoya başlamadan önce like atmayı kesinlikle unutmayın. 3000 beğeni yapabilirseniz ki yapacağınızı çok sanmıyorum ama çünkü 3000 beğeni gerçekten zor. Yapabilirsiniz arkadaşlar. Çağlar Söyüncü 90 gen olarak kadroya direkt gelecek. 90 gen özel kartını alacağız. Ve yeniyseniz de kanala abone olun bildirimleri açın ki arkadaşlar hiçbir videoyu kaçırmayın. Hiçbir süper güç bölümünü, hayalimdeki kadro bölümünü ve PES mobil videolarını falan kaçırmayın. Yani gerçekten efsane bölümler gelmeye devam ediyor. Ve arkadaşlar sizlere şimdi soracağım soru gerçekten en önemli soru. Uğurcan Çakır'ı aldım çok fazla tepki aldım. Şimdi değiştirsem Trabzonlular bana tepki gösterecek ama yorumlarda en çok yazılanı yapacağım bu konuda. Uğurcan Çakır mı kalsın yoksa Mustere'yi geri alıp 90 yen mi yapalım? Bunu yorumlara yazmanız benim için gerçekten çok önemli arkadaşlar. En çok yazılan en çok istenilen şeyi yapacağım. Burada Vedat Muriş ve Falcao arasında 90 gene yükseltme konusunda en çok bu ikisi istenmiş. Ama hangisini önce yükseltelim? Bunu da yorumlara yazın. Hani ben de gerçekten kafam çok karışık. Hangisini yükseltmem gerektiğini ben de bilmiyorum. Ona göre sizlerin yorumlarıyla birlikte yapacağız. Ve Vida ve Luyendam arasında da çok gidip geldim. Ama Vida daha çok yorum yazmış. Hatta Luyendam'a neredeyse hiç yazılmamış. Şimdi Vida'yı 90 rating yaparız. Sonra da bu kısma eğer 3000 beğeni gelirse Çağlar Soyuncu'yu transfer ederiz. Ve arkadaşlar bir sorum daha var. Bir sürü yorum oldu biliyorum ama bir arada tek yorumda hepsini cevaplayabilirsiniz bunların. Sabek transfer önerisi de bekliyorum. Herhangi bir Sabek önerebilirsiniz. Onu da almış olacağız. Yani Galatasaray'da önerirseniz sizin için daha iyi olur çünkü bu bölüm bir sonraki bölümde eğer Çağlar Söğüncü gelirse Luin'de ama kadrodan çıkacak. Ama Mustera da kadroya gelebilir. Çok garip şeyler olacak. Yani bugün videonun başında size sadece soru sorarak başladım. Gerçekten çok garip oldu. Bugün transfer yapmayacağız ama bir Çağlar Söğüncü'nün fiyatına falan bakarız sizlerle birlikte. Hemen şimdi Vida'yı yükseltelim. Bakalım Vida ne kadar yükselecek arkadaşlar. Yani buradan baya bir coins alıyoruz. Coins vermeyeceğiz ama... Yani gerçekten çok basıyoruz ya. Şu antrenman XP'leri var ya gerçekten beni öldürecek. İlk 90 rating oyuncumuz Vida oluyor. Gerçekten ilginç. Hiç tahmin etmezdim. Bakalım bir sonraki bölümde bir anda 3 tane 90 oyuncu 90 artı oyuncumuz olabilir. Birisi Çağlar Söncü olacak eğer 3000 beğeni gelirse. Birisi Vedat Muriç veya Falcao. Birisi de zaten şu anda olduğu gibi Damagoy Vida olacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Vida'yı şu anda 90 rating yaptım. Arka planı mor oldu. Yavaş yavaş bütün oyuncuları yapacağım. Saldırganlığa bak 113 olmuş ya. Abi gerçekten süper görünüyor. 90 rating oldu. Ve abi şu anda kadro hala 97 rating bu arada. Kadroda bir gelişme yok. Bu arada abi şurada varsa bunları yapacağım. Etkilenen oyuncularımıza bakalım. Top kesmeyi yükseltelim hemen. İki tane oyuncumuz birden yükseliyor. Luis Gustavo ve Ozan Tufan'ı yükseltelim. Kadroda bu bölümde de birazcık geliştirme yapmış olduk. Hemen Çağlar Söyüncü ile sizlerle birlikte bakacağım. Bakalım yoğun bir istek olursa arkadaşlar dediğimi yapacağım zaten. Hemen şuta basalım. Devam et'e basalım hem 90 gene yükseltme yapacağım hem de çağları alacağım. Bir sonraki bölüm için arkadaşlar bu coin seri, hani elde etmem gerçekten çok zor oldu. Bu yüzden Emre Tüncel kardeşime de çok teşekkür ediyorum. Çünkü biliyorsunuz arkadaşlar onun hesabıyla oynuyoruz. Yani o yüzden çok 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 fazla teşekkür ediyorum. Yorumlarda da Emre Tuncel kalp yazabilirsiniz. Çok fazla yorum oldu biliyorum ama arkadaşlar bu arada hani beğeni de zaten bu videoya. Beğeni gelir ama hani yorumlar beğeniden fazla geliyor bazen. O olmasın abi. Yorum atan herkes üşenmeyip bir de beğeni tuşuna basarsa gerçekten çok sevinirim. Şu gelen kutusunda kimler satılmış bir bakalım. Royce'la Lafayette satılmış. Her neyse hemen pazara girelim. Ve sizlerle birlikte Çağlar Suyuncu'ya bakalım. Fiyatı gittikçe artıyor arkadaşlar. O yüzden acele edin 3000 beğeni yapmakla. Hani ben o videonun 3000 beğeni olacağını anlarsam videoyu birazcık erken çekebilirim çünkü. Yayınlandığı zaman siz özellikle ilk anda çok beğeni gelirse belki bir anda 3000 beğeni de yapabilirsiniz bu arada. Hani hiç bilemem ama olmayacağını anlarsam zaten direkt başka bir video çekip sağ bek transferiyle videoyu bitiririm. Ee, bir de 90 yeni yükseltmeyi zaten yapacağız arkadaşlar. Onun sözünü vermiştim. 3 milyon coins yapalım. Aramaya basalım. Ve 2 milyon 794 bina var burada gördüğünüz gibi. Çağlar Söyüncü yeni koyulmuş. Şu an bunu almak gerçekten çok istiyorum. Çünkü yani fiyatı gittikçe artıyor. Birazcık acele ederseniz sevinirim. Hadi bakalım karşı atağımıza girelim. Bakalım karşı atakta başımıza neler gelecek. Abi gerçekten Bayağıdır oyun oynamıyorum. Yani sürekli kadro kurma videosu çekiyoruz. Sonrasında da maç yapmıyoruz. Süper güçlerden sonra en son süper güçten beri oyunu oynamadım. PES mobil oynuyorum sürekli. Gerçekten çok eğleniyorum bu arada arkadaşlar. PES mobil videolarını da izleyin. Bugün de 12'de bir tane PES mobil videosu geldi. Gerçekten harika bir video oldu. Bir sürü top açtım. Yani hayatımdaki en çok top açtığım bölüm olabilir. 95 gen bir rakip geldi. Ve bizim takımımız 98 rating olmuş. Vallahi bilmiyorum abi. 100 Yüzge, ne gidiyoruz ya. Yüzgen, yüzgen olacağız bu arada. Çağlar Soyuncu ile beraber yüzgen olabiliriz. Baya güzel şeyler olacak bu arada. Gerçekten heyecanlanmaya başladım. Radem Alpha abi şunu direkt diksene ya Ozan Tufan hadi. Abi bu takımda bu arada daha ilk defa oynuyoruz yükseltmelerden sonra. Aa geçen video yükseltme var diye oynamadık çok uzun olduğu için. Bir dakika ben daha hiç oynamadım bu arada biliyor musunuz arkadaşlar? Vakeme. Bu arada kendisi söylemiş arkadaşlar bu adamın adı Vakeme'ymiş. Abi ben bu hesapla bu arada baya oynamak istiyorum şu anda. İzlemesi de keyiflidir herhalde. Bence keyiflidir yani. Vedat Muric. Vedat Muric. Vedat Muric sağ ayakla vurabilir mi ki? Abi çok kötü oynuyor. Niye böyle oldu? Bir dakika Falcao. Güzel bir pas. Boyd. Abi ne yapıyorsunuz? Vakayeme at artık şu golü. Abi Vakayeme'nin bitiriciliği zaten gerçekten harika. ile bir kafa golü falan atmak istiyorum en azından. Defans da şu an muhtemelen çok iş yapıyor arkadaşlar belli. Rakibin gol atamamasından. Gerçi onun defansı iş yapmıyor da ne oluyor? Ben gol atamıyorum ki. Vakayeme. 3 golü de Vakayeme attı. Vakayeme'yi arkadaşlar bu arada değiştir deseniz bile değiştirmeyi planlamıyorum. Zaten Trabzon'dan bir tane oyuncu var. Değiştirmem ama hani en memnun olduğum oyuncu şu anda muhtemelen Vakayeme. Defanslarda da vardır illa memnun olacak oyuncu ama bilemiyorum yani şu an göremediğimiz için. Vakayeme gel bakayım. Arkadaşlar yani zaten Mustere Süper Lig'e Vakayeme'ye nazar değdirdik. Mustere Süper Lig'e damga vuran bir kaleci olduğu için ee, hani onun kullanılmasını istiyorsunuz. O yüzden hani sizleri anlıyorum. O yüzden Mustera'yı da de dediğim gibi eğer isterseniz alacağım tekrardan. Hani çok tepki gelmiş çünkü almama. O yüzden hani Uğurcan'ı almama. Uğurcan'ı da sevdiğinizi biliyorum ama Mustera'yı daha çok istemişsiniz. Çoğunluk olarak diyorum. Yani Trabzonlar tabii Uğurcan'ı ister. Falcao ile bir gol de attık. 7-4 yendik. Hemen bir maça daha gireceğim arkadaşlar. Çünkü gerçekten aşırı merak ediyorum. Karşı atak önemli aşama yenilemesi olmuş. O ne demek? Bir şeyler yükseliyor abi. Ben bu sene gerçekten abi bu sene oynamayarak büyük bir hata yaptım galiba. Oyunda çok yenileme olmuş. Hani oyunu geliştirmediler diye oyunu bıraktım. Geliştirdiler mi bilmiyorum ama gerçekten güzel şeyler olmuş. Bu arada arkadaşlar yakın bir zamanda spoiler vermeyeyim tamam. Garip bir video gelebilir. Siz bildirimleri açın. Anlayacaksınız zaten başlıktan. Garip bir başlık görürseniz videoyu izlersiniz. Zaten bütün videolarımı kaçırmadan izliyordunuz tahmin ediyorum. Evet hadi abi çabuk bir maça daha girelim. Sonrasında da videomuzun sonuna geleceğiz. Emrecan Tüncel, Emrecan Tüncel kardeşimizin hesabındayız. Gerçekten çok teşekkür ediyorum ona da. Çok yardımcı oldu bize. Ben bu sene oynamadığım için hesabım yoktu arkadaşlar. Bir sürü takipçimden hesap aldım. Ve kullanmama izin veriyorlar. Siz de bu arada arkadaşlar eğer 20-30 milyon coins özellikle hesabınızda varsa hani ve hani oyunda böyle kadro kurma videolarında kullanmamı istiyorsanız hesabınızı bana verebilirsiniz. Ben zevkle kullanırım. Haberiniz olsun. Elimde şu an birkaç tane hesap var ama daha da iyi olabilir eğer verirsiniz. Bu arada keşke vida açsaydım ortaya ya. Luyundama yaştım gittim gerçekten. Saçmaladım biraz ama neyse. Boyd hiç gol atmadı bu arada. Tyler Boyd gelsin abi. Bu adam bu kadar istediniz. Heh. Oh be sonunda 1-1 yaptı. Sonunda gol attı. Az önce 2-3 tane pozisyon üst üste kaçırdığı gibi hatırlıyorum da. O yüzden dedim vakaya bu arada zor. Zor gerçekten kötü oynuyorum. Vida vur lan. Oha. Oğlum o nasıl vurmak? Falcao. Penaltıların ustası Falcao atacak tabii ki de. Falcao. En vakaya mı? Vakaya Vur bakayım. Ulan bu maçta Boyd kurtarıyor bizi. Vallahi billahi var ya yenemeyeceğiz ha. Bir dakika yenelim lütfen. Falka çabuk. Aferin sana Falka. Muriç de bir tane gol atsın. Muriç gol atsın dedim. Muriçe top geldi. At lütfen Muriç. 6-5 oldu. Hadi. Yine Muriç. At abi lütfen at. 6-6 Alt düşerek buradan mı attı? Vakayeme zaten kaçırmaz. Abi çok güveniyorum bu adam %100 atacağını belli yani. Abi bu arada maçı iyi çevirdik her sonradan. Muriç at bakayım. Yine gol. Yine gol. Çok iyisin Muriç. 8-6. Muriç orta. Boy kafa golü atlan bir de. Kafa değil ayakla at. Tertemiz gol yemin ediyorum. 9-6 oldu ve Vakayeme. Vakayeme verdi pasını. Boyd. Kaleci kurtardı bu sefer. Boyd bu maç arkadaşlar yıldızlaştı ve bizi kurtaran taraf oldu açıkçası. Çok önemli zamanlarda gol attı. Hani hep böyle tam öne geçeceğimiz zaman ve tam farkı açacağımız zamanlar olduğu için gerçekten önemli zamanlar oldu ve güzel oldu. İlk Rivals önemli aşamasını açmışız. Bu ne abi? Neyse şuna bir açayım bakayım. Açamıyor muyuz bunu? Ha görüntüle diyor sadece. Bir tane daha galibiyet alırsak açıyoruz. Garip garip şeyler var arkadaşlar. Oyuna garip garip şeyler geliyor galiba. Yeni mi geliyor? Var mıydı bilmiyorum ama hemen bunları da alalım arkadaşlar ve şöyle bir şey yapacağım. Mağaza'ya gireceğim. Şunlardan bir açabiliyor miyiz acaba? Elimizde hiçbir şey yok arkadaşlar. Vallahi billahi. Yani Team of the Week paketi varsa onu açacağım. Başka da bir şey zaten şu anlık yok elimizde. Ee, var. 250 bin coin's'lik bir tane Team of the Week paketi açacağım. Dyke çıkarsa var ya ben buradan kalkar giderim bir daha da video çek çekerim de zor çekerim çıkmaz zaten arkadaşlar yeni transferimiz Charlotte olsun mu o zaman videoda denk geldi yani bu kadar bir tane paket açtım ve Charlotte Charlotte geldi o zaman arkadaşlar. Yeni bir dizilişe geçeceğim yakın bir zamanda ama şu an değil. Şu an değil ilerleyen zamanlarda Sorlot kadroya katılacak. Bu da sizlerin destekleriyle zaten olacak arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman merak etmeyin. Kadrodan yani belki boyut çıkabilir arkadaşlar ama şöyle düşünün. Hani Beşiktaşlı bir oyuncu ilk olarak 90 yaptık. Yani artık yani Beşiktaşlılar kızmasın boydu çıkarırsam veya Orcan Çakır'ı kızın çıkarırsam Trabzonlular kızmasın. Çünkü herkesin dediğini yapmaya çalışıyorum. Bu sefer de hiçbir şey olmuyor. Her neyse arkadaşlar kadromuz şu anda 90 gen, 160 kimya gerçekten harika oldu. 98 yeniz yani gerçekten süper. Galiba az önce 90 yan demiş olabilirim. Her neyse şimdi arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldik. Şuradan kanala abone ol butonuna basarak kanala abone olabilirsiniz. Ve şuradaki iki videodan herhangi birisine tıklayarak efsane ötesi mükemmel ötesi bir videoya gidebilirsiniz arkadaşlar. Hoşçakalın sizleri gerçekten çok seviyorum bunu lütfen unutmayın. Hemen 3000 beğeni yapın. Yaparsanız zaten güveniyorum size. Hadi bakalım. Bay bay.